Evet, 26 yaşındaki bir çocuk annesi Mine, sevgili Mine, 18 Ağustos 2022 yılından beri kayıp. Burada önce Tayfun'la, abisiyle konuşuyorduk. Şimdi kocası geldi. Mithat burada bildiklerini anlatıyor. Çünkü en son o evde birliktelermiş. Sonra sabaha doğru 5-5.30 gibi evde olmadığını fark ediyor. Ve öte yandan sevgili Mine'nin görümcesi burada. Filiz burada. Şimdi ben az önce bir sevgilisi olduğunu öğrendiğinizi söylüyorsunuz. Yani siz de ama aldatmışsınız Mine'yi. Onu, o iddialar var. Yani sen Mithat aldattın mı aldatmadın mı, o konuya geleceğiz ama tamam. O gece, o gün daha doğrusu 18'i Perşembe. Hüseyin'le iki defa bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor anladığım kadarıyla. Ama öncesinde sanki ben yanlış mı anladım ya da Selma da öyle anlamış. Gündüz başka da yine Mine ile, sevgilisiyle, senin eşinle bir görüşmesi var mı yok mu? Ya da dikkatini çeken bir şey oldu mu? Bize onu Hüseyin anlatsın. Sonra sana soracaklarım var. Hüseyin, sen o gün Mine ile kaç kez konuştun? Ben Mine ile bir kez konuştum. Bir saat 6 gibi. İkincisi akşam... Ben köyden dönüşte 9.30-10 civarı konuştum. Zaten 6 gibi görüşmenizi ben sana size söyledim. 9.30-10'da ne konuştun peki? 9.30-10? 9.30-10'da ben oradan geçerken Mithat'ın orada olduğunu gördüm. Aradım Mithat'ı, dedim ki siz bana neden böyle yalan söylediniz? Sen dedim evde kalmadığını söylüyordun. Evde sadece Taha ve Mine kaldığını söylüyordun dedim. Sonra Mine aldı telefonu. Hüseyin dedi... Dün ya da ya iki gün oldu zaten ben onu eve bırakalı. Dün ya da evveli gün, ikisinden ya bir gün kaldı bir gün kalmadı dedi. E dedim siz, sen bana neden bunu söylemedin? Sen dedim söylemedin, Mithat evde olmayacak. Mithat da bunu konuştuğumuz benim yanımda. O da dedi ki gitmedi dedi. Ben dedim ki tamam o zaman. Dedi bura 5 dakika gelebilir misin? Dedim yarım saat sonra geleceğim. Şu anda bir yere gidiyorum, yarım saat sonra geri döneceğim. Yarım saat sonra geri döndüğümde ben mahalleye girmedim. Mahalle çok kalabalıktı. Mithat dedi ki buraya gelme, mahalle kalabalık olduğu için şimdi yanlış anlaşılma olur. Tamam, bunların evin alt tarafına ben gittim. Mine geldi. Mine'nin elinde bir tane telefon. Bunu Mithat yeni alıvermiş. Zaten söylüyordu alıvereceğim diye. Yeni alıvermiş ama hattı falan yok. Dedi ki bana Mithat telefon aldı. Ben dedim ki iyi tamam. Hat şimdi hat çıkarılacaktı bunun. Numaranın son hanesini, 4 hanesini değiştirdi, hat çıkarılacaktı. Ama bunun kimliği ortada yok. Kimliği ortada olmadığı için hat çıkarılmayacaktı. Ben dedim ki yarın işte cuma günü artık çocuğu götürelim, kontrolünü yaptıralım, sonra çıkalım. Kimliği çıkarttıralım. Olmazsa eğer başında eşi olmadan çıkarttırıyor mu çıkarttırmıyor mu bunu bilmiyorum. Olmazsa eğer yeni hat alırız. Peki Hüseyin, saat kaç gibi yüz yüze görüştünüz? Bir de bu sırada dedin devam et oradan. Kaçtı yüz yüze görüştüğünüzde o gece? Yüzde görüştüğünde 9.30-10 civarı, akşam 9.30-10 civarı artık. Anladım yani. Anladım. Akşam yani 6 gibi zaten görüşüyorsunuz. Hı. Bu telefon görüşmelerini hep Mithat'ın cep telefonuyla yapıyorsunuz, doğru mu? Ya yani Mithat'la konuşuyorsun. Ya yani kızın telefonu yok, Mine'nin telefonu yok hiç anladığım kadarıyla. Doğrudur, bir süredir yoktu. Tamam. Peki, 9.30-10 civarı Mine benim yanıma geliyor. Benim arabamın içinde muhabbet ediyoruz artık. Senin araban o sırada nerede? Evin önünde mi? Yakın bir yerde mi? Hayır, benim evet yakın yerde zaten. Nasıl söyleyeyim sana, 300 metre vardır ya da yoktur, tam sezdiremiyorum. Peki bir saniye lütfen. Sen söyle tamam, devam et. Geldi işte, konuştuk, aradan 5 dakika geçmedi Mithat'la ve Taha geldi. Arabada 3 şu anda Mithat, ben, Emine, Mine, bir de var, Taha var. Oturuyoruz, konuştuk. Mithat bana dedi ki ne olacak böyle Hüseyin bu halimiz dedi. Ben dedim ki oldu yok artık, her şey oldu dedim. Bak biz ne konuştuk dedim. Çocuğa bakasıya kadar evde kalacağını söyledi. Siz beraber konuştunuz. Sen de dedin ki boşanasıya kadar Hüseyin köyde laf çıkmasın. Ben dedim ki tamam boşanasıya kadar dedim o zaman evinde kalsın. Ama sen de eve girip gitmeyeceksin diye anlaşmadınız dedim. O da anlaştı dedi. Ben dedim ki Mine'ye. Mine dedim yani apartta çık o zaman. Zaten biraz da 10 gün içinde iyileşir dedi. İyileşesiye kadar apartta dur. Sonra dedim zaten konuşulmuştu bunlar. İşte Mithat çocuğa bak koyacaktı işte. O süreçte de... Onları konuşacağım. Arabada ne kadar konuştunuz araçta? Mine ile ikimiz mi yoksa Mithat ile üçümüz mü? Mine ile ikiniz, sonra Mithat ile üçünüz. Önce Mine ile ikiniz buluştunuz. Kaç dakika konuştunuz? Çok geçmedi zaten. 5 dakika falan geçti. 5 dakika sonra Mithat geldiğinde ne kadar kaldınız arabada? O Mithat geldiğinde zaten Mithat'la da çok durmadık. En fazla Mithat 3 ya da 5 dakika. O durdu, sonra o gitti. Sonra o da gittikten sonra yani bu toplam...
olmuştur. Mithat Spiker'den sonra 3 ya da 5 dakika sonra daha konuştuk. Dedim ki git tamam çocuğun başına git. İşte ilaçları falan diyordu, işte bir şey sıkılıyordu. Git onlara bak, ben de buradan gideyim, arkadaşımla orada kalayım. Sabah dedim anlaştık, işte saat 10 gibi ben gelirim. Senin telefon olmadığı için dedim ben saat 9.30-10 arası dedim dışarıya bak, ben şurada olurum. Eğer olmazsa dediğinden zile basarım, ben içeri falan girmem, gelirsiniz dışarı, tamam mı? Tamam. Sonra yani ertesi gün zaten sözleşiyorsunuz. Sonrasında siz ayrı eve çıkacaksınız. Hı. Senin de planlar yapıyor. O sırada işte yani eğer evden çıktıysa senin yanına gelmesi lazım. Senin yanında değil. Mithat'ın yanında da değil. Ne oldu bu kıza yani? Mithat şimdi bir dakika bekle. Sonra konuşuyor. Sen arabada işte hem eşini görüyorsun, sevgilisini görüyorsun. Aranızda bir de boşanma davası da açılmış. Boşanma davasını satan Mine Hanım kendi açtı. Biliyorum ya, Mine kendisi açıyor. Evet. Sen de ondan boşanmak istiyor muydun, yoksa Mine istediği için biraz aslında kızgın mıydın? Hüseyin olduğu için, yani Hüseyin birlik olduğu için ben şey ettim artık. Ben de istiyordum boşanmayı. Ama araba sen bize, ben sana o gece ne oldu diye sorduğumda şeyi söylemedin. Hüseyin'in arabasına gittik, orada konuştuk, onları anlatmadın. Unuttun mu yoksa? Unuttu çünkü şeyde yazmıştık biz onları. Evet. Ha, öyle deyince hatırladım. Evet, unuttum. Ama sonuçta yayın yapıyoruz. Hüseyin de hatırlıyor. Hüseyin arar yani. Niye aramasın? Evet. Bak Hüseyin senin anlattığından çok daha farklı bir şey anlatıyor. O zaman 10 gibi Hüseyin eve mi döndü? 10 çeyrek gibi eve döndü. Doğrudur. Bir de şunu söyleyeyim Didem Hanım. Siz bana mesela ben içinden fazla belki onun hakkında bir şeyler biliyorumdur. Çünkü bir şey söylemedi size. Yani daha fazla benimle zaman geçirdiği için ona bir şey söylemiyordu. Zaten onlar çocuk hakkında konuşuyorlar sadece, işte çocuğumuz var falan filan. Bir de şunu söyleyeyim. Ben hayatına, ben mesela bunları söyledim. İkisine de sordum. Dedim ki benim yüzümden mi ayrılıyormuş şu anda? İkisi dedi ki hayır, zaten ben eşimi sevmiyordum dedi. Bunu Mithat'la yüzleştiğimde söyledim. Eğer dedim benim yüzümden ayrılıyorsanız dedim, ben bununla yüzleşmeye gittim de, dedim ben çeker giderim, benim kaybedecek bir şeyim yok yani, siz dedim devam edin. Hüseyin ama sen evli miydin? Bu arada sen evli miydin Hüseyin? Hayır, ben bekarım. Bekarsın, tamam, dur o meseleleri daha sonra geleceğiz ama. Şimdi eve geldikten sonra ben yine o geceden çıkmak istemiyorum. O geldikten sonra eve saat 10 gibi olmuş. Dönünce mi aranızda tartışma çıktı? Şimdi ben işten motosikletimle. İşte Karayet'e çalışıyordum. İş yerine çıktım motosikletimle. Eve geldim. Hı hı. Eve geldim. Oradan 5'te çıktım. Evet. 5.30-6 gibi şeye geldim. Eve geldim. Tamam. O arada Hüseyin bir arkadaşınla evin önünden geçti. Tamam. Evin önünden geçti. Ondan sonra benim eşimin telefonu yoktu. Benim telefonu aradı. Mine'ye ver dedi. Bir dakika bir şey soracağım dedi. Ben de Mine'ye verdim. Ben aşağıdaydım motorun yanında. Mine mutfağın içeri gitti hani o konuşma için. Tamam. Duymadım ben ne dediklerini. Tamam. Ben duymadım ne dediklerini. Ondan sonra bu şey deyince evin alt tarafında bekliyorum dedi. Evin alt tarafında bekliyorum deyince arabayla gelmiş. Hı hı. Arabayla gelince orada eşim oraya gitti konuşmaya. Arkasından çocuğu ben de sünnetli olduğu için kucakladım, ben de gittim. Hı hı. Dedim siz ne kadar şeysiniz böyle dedim. Biraz hakaret ettim. Bu kadar da olmaz ya dedim ya. Hani ayrılalım dedim, çocuk iyileşsin dedim. Ondan sonra dedim ister ağmada var ister memede var dedim Mine Hanım'a. Hı hı. Orada görüştüğü için sen Hüseyin'i biraz kızmışsın anladığım kadarıyla. Evet, biraz küfür etmiş de olabilirim. Ha, o kadar yani, şey kızdı. İyice çıldırdıydım yani. Hı, çıldırdın. Peki telefonu, Mine'nin telefonu neden kırılmıştı önceki telefonu? Mine'nin telefonu, tam anlamadım. Mine sürekli TikTok çekiyordu. Hı. TikTok çektiği için sürekli şey koyuyordu, şifre koyuyordu. Sürekli mesaj geliyordu. Bana hiç göstermiyor. Beni hiç elletmiyor telefonu. Telefonun şifresini Hüseyin Bey biliyor. Hani Hüseyin konuşuyor, Hüseyin biliyor. Ben bilmiyorum şifresini. Ha, bilmiyorsun. Evet. Peki telefon ne zaman kırıldı Mithat? Telefon 15 Haziran'da. Yok, 15 Ağustos'ta kırıldı. Kendi kırdı. 15 Ağustos'ta nasıl kırıldı? Bir anlat onu. Bir mesaj geldi. Ha. Bir mesaj gelince bir bakabilir miyim telefonuna dedim. Verdi. Verince şifre var. Şifre dedim, ben şifreyi açıverdi ver. Ben şifreyi bilmiyorum seni dedim. Şifreyi açıverdi verirken bir mesaj daha geldi. Telefonu hemen aldı, okudu. Telefonu masanın üstüne vurdu, kırdı. Ha, kendisi kırdı. Evet, kırdı. Ben baktım, telefonun ekranı patladı zaten. Ay, öyle deyince ben de telefon temelli o lafı duyunca temelli kırdım. Sen önce kendisi vuruyor çatlatıyor sonra sen kırıyorsun. Evet, olunca ne cevabı ben alacağım bunu yine diye. Aha. Ben telefonu paramparça kırdım. Paramparça, o kadar paramparça kırdın. Hani hiç kullanmayacak halde kırdım. İçinde hattı sağlamadı. Mine bıçakla çıkarmak için onu da kırdı. Onu da şey mesela. Hattı çıkarmak için hattını da kırdı.
Peki şimdi siz normalde aslında yolları ayırmışsınız. Mine senden boşanmak istiyor. Sonra sünnet, çocuğun sünneti var diye evet. Siz bir araya mı geldiniz? En son sürekli sünnet ettiren çocuğu diyorlar. Mine hani, mi diyordu? Evet. Hı. Çocuk bir benim bildiğim çocuğun okulu olur. Kaç yaşında hani çocuk? 6 yaşında. Anaokuluna katmıştık 5 yaşındayken küçük diye şey ettiler. Hani küçük bu hani öbürkü çocuklar uyuma diye şey ettiler. Filiz rahat otur bir hamile arkadaş. Ona bir yastık verebilir misiniz? Yok olmaz olur. Başka bir şu yastıklardan bir tanesini ver. Tayfun sen oldu geç ya. Karşıya. Yok olur şunu ver. Bir dakika veriyoruz bunu. Tamam tamam. Bir arkaya çünkü hamile bebek bekliyor. Rahat otursun. Tamam. Rahat mısın? Oldu şimdi değil mi? Heh. Okey tamamdır süper. Şimdi sürekli şey yapmak istiyor. Nedir onun adı? Sünnet yaptırmak çocuğu istiyor. Çocuğu evet sünnet yaptırmak istiyor. Peki kaybolmadan ne kadar süre önce çocuğu sünnet yaptırdınız? Ayın kaçında yaptırdınız? Ayın kaçında yaptırdınız? 14'ü mü? 15'i mi demiştin? 15, 14'üm 15 mi olması lazım. Hı. Evraklar da var hatta yanımızda. Tamam. Peki sonrasında çocuk sünnet olduğu için işte annesi yaraları var. Evde hatta mi sünnet, kal? Hatta sünnet olduğunda Mine Hüseyin'e çağırdı. Hüseyin de geldi o zaman. Ha, Hüseyin, yani Hüseyin sevgilisini de çağırdı. Evet. Hatta Mine Hanım benden şey aldı, darp vapuru aldı. Ben o kadar hani dövmedim onu. Bacaklarımı moratmışım, kollarımı moratmışım. Ne zaman dövdün darp vapuru ne zaman aldı? Darp vapurunu Haziran'ın 27'sinde aldı. 27'de darp mı ettin sen Mine'yi? Ben yok öyle bir şey yok. Hani öyle darp vapuru almış. O kızların yanına gidince Buse ile...